Manşete hoş geldiniz. Sıcak yayınla karşınızdayız. Baş döndürücüsü bir pazar günü geride kaldı. 13 Haziran 2021 pazar gününden bahsediyorum. Esasen bu pazar günü Sedat Peker'in o bahsettiği e, pazar videosu gününde saatinde yayınlanmadı ve yayınlanmadığı andan itibaren de e, herkeste bir tedirginlik oldu. Yani 2 Mayıs pazar gününden beri bir e, buçuk aydır Türkiye gündemini Türkçe konuşan herkesi e, kendine kitleyen, Gündemi tek başına belirleyen, hiçbir partinin, Cumhurbaşkanı'nın, meclisin, siyasi partilerin, medyanın gündem belirleyemediği bir dönemden geçiyoruz. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 2 Mayıs'tan beri Sedat Peker tek gündem. Tayyip abi ile helalleşeceğim dediği videoları 14 Haziran sonrasına, Joe Biden görüşmesi sonrasına bırakmıştı. Ancak hafta arasında yaptığı açıklamada tamam Tayyip abi ile helalleşmeyi 14 Haziran sonrasına bıraktım ama... Ben gene perşembe ve pazar günü diğer konularda video çekeceğim demişti. Pambıkören filan diyor işte Demirören konusu, diğer konular Mehmet Ağar konusu vesaire. Ancak peşinde birileri olduğunu, güvenliğinin risk altında olduğunu, ailesi ve kendisinin güvenliğinin risk altında olduğunu ifade ederek Perşembe ve pazar videolarını erteledi. Ve bunun üzerine de bir sürü spekülasyon oldu. İşte bir ekip gitti Sedat Peker'i oradan alacak, operasyon yapılacak, işte çatışma çıktı. Pek çok teyitli teyitsiz bilgi dolaşıma girdi. Sedat Peker de bunları paylaştığı Twitter mesajıyla kısmen doğruladı. Yani peşinde birileri olduğunu, kendisine operasyon yapılmaya çalışıldığını, hatta kiralık katiller tutulduğunu falan ima ederek bazen direkt söyleyerek bunlardan kaçtığını izini kaybettirmeye çalıştığını falan söyledi. Ondan dolayı da video çekemeyeceğim bir süre dedi. Ama tweet atmaya devam etti. Instagram'dan ve Twitter'dan yayınlarımı takip edin dedi. Evet bir tripod ve bir kamerayla eğer bir internet bağlantısı varsa gizlenseniz bile gizlendiğiniz yerden yayın yapmanız söz konusu ama bilemiyoruz. Tam olarak bu sebeple mi yayınlara ara verdi başka bir neden var mı Sedat Peker'in. Ancak pazar günü. 13 Haziran Pazar günü elbette video beklenmiyordu Sedat Peker'den çünkü daha önce yayınlamayacağını açıklamıştı. Fakat Twitter'da aktifti ve 12 Haziran Cumartesi akşamında attığı son tweetten sonra ki araya işte ara sıcaklar, ana sıcak, işte ana yemek, ara sıcak falan gibi şeylerle bir iki video hazırlayacağını, bir iki bir şey paylaşacağını Twitter'dan ve Instagram'dan haber vermişti. Ancak üzerinden 12, 15-20 saat geçmesine rağmen ne Twitter'da ne Instagram'da bir hareket yoktu. YouTube'da zaten bir hareket yoktu. Bunun üzerine acaba Sedat Peker'e operasyon mu yapıldı? Acaba birileri gitti Sedat Peker'i e gözaltına mı aldı? Türkiye'ye mi iade ediliyor? Deport mu ediliyor falan gibi dedikodular ayyuka çıktı. Ve bu akşam saatlerinde kendine yakın isimler tarafından da teyit edildi. Ve nihayetinde Türkiye saatiyle 12.22'de yani pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı Sedat Peker attığı şu tweet'lerle Dubai'deki evime, konutuma geri döndüm dedi ama başına gelenleri teyit etti ve akşam saatlerinde sosyal ağlarda paylaşılan kimi kulis bilgilerini teyit etti. Şimdi hepsine bakacağız. Önce Sedat Peker'in mesajına bakalım. Türkiye saatiyle İngiltere saati görülüyor orada 10.22. Türkiye saatiyle 12.22'de attığı tweette şöyle diyor. Öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk. Yani burada öğle saatlerinde evinden alındığını, Dubai'de muhtemelen emniyet ya da güvenlik yetkilileri tarafından alındığını teyit ediyor. Ve şu an Kaldığım mekana ailemin e, yanına geri geldim dediğine göre yaklaşık 10-12 saatlik bir ifade, sorgu veya bir davet söz konusu, bir gözaltı söz konusu. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk diyor. Belli ki bu iddialar Dubai'li yetkililerin de dikkatini çekmiş veya Dubai'li yetkililere gelen e, bir takım cepler var. Evet. Devamla diyor ki, Şahsım hakkında herhangi bir interpol kararı olmadı. Tüm herkes gibi ülkelerinde misafir olarak bulunduğumu söylediler. Hakkımda birçok suikast ihbarı olduğunu bana ilettiler. Hepimizin bildiği gibi. Bu herkesin bildiği bir şey değil. Bunun üzerinde biraz duralım. Bu ikinci tweet üzerinde biraz duralım. Dubai'li yetkililer de Sedat Peker'e hakkında herhangi bir interpol kararı yok. O açıdan rahat ol. E, herkes gibi bizim ülkemizde misafirsin. Kalmaya devam edebilirsin diyorlar. Ancak suikast hakkında birçok suikast ihbarı olduğunu kendisine iletiyorlar. Suikast nedir? Suikast ya istihbarat veya istihbaratın kullandığı kişilerce yapılan ya da bir takım kiralık, kiralık örgütler, kiralık çeteler veya mafya neyse farklı ülkelerden, Balkan ülkeleri olabilir, Arnavut, Sırp olabilir, Bulgar olabilir neyse bir takım taşeron, taşeron örgütler veya tetikçiler kullanarak canını sıkan birilerini, bir birilerinin ya da bir devletin güçlülerin dünyanın neresinde olursa olsun o kişiyi bulup orada infaz etmesi demektir. Burada Sedat Peker Peker'in Sedat Peker'in ifadesiyle Dubai'de Sedat Peker hakkındaki suikast ihbarlarına doğruluyor. Yani ya bir istihbarat örgütleri eliyle ya da kiralık katiller eliyle Sedat Peker takip altında ve e, güven e, yani güvenliğinin sağlanması lazım bir biçimde infaz edilebilir, bir biçimde saldırıya uğrayabilir, bir biçimde öldürülebilir. Bunu teyit ediyor. Üç. Ülkeden ayrılmamda veya ülkede kalmamda herhangi bir sorunun olmadığını da bana ilettiler. Burada tam olarak nasıl bir muhabbet geçti bilmiyoruz. Ayrılırsan daha mı iyi olur dediler. Yoksa hayır hayır kal devam etme dediler bilmiyoruz. Ama her iki ihtimali de masaya koymuşlar. Aydınlık gazetesinde yazan SAT timlerinin ve MIT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir diyor. Evet. Türkiye'nin bu konuda herhangi bir dahili yok diyor. Yani Türkiye'den gelen istihbarat ya da SAT neyse gelip burada operasyon yapmışlar vesaire doğru değil diyor. Zaten ben uluslararası hukuka göre aranan bir kişi değilim bu sebeple yüce devletimizin bana resmi bir operasyon düzenleyebilmesi de mümkün değil. Normal insana davrandıkları gibi bana da kibar şekilde davrandılar. Burada da bir kere daha kendisine kötü bir muamelede bulunulmadığını söylüyor ve bir kere daha yukarıda vardı Interpol'le atıf vardı. Bir kere daha uluslararası hukuka göre aranan bir kişi değilim diyerek uluslararası hukukun altını çiziyor. ''Yüce devletimizin bana resmi bir operasyon düzenleyebilmesi de mümkün değildir.'' diyor. Evet. Bunun da altını çiziyor bir kere daha. ''Süslü sülü'' diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastediyor. ''Benim ahretliğim, derin Mehmet, Mehmet Ağar, pelikancılar, işte Hilal Kaplan kocası vesaire ve diğer zevatın tamamı bizde söz namus eğer ölmez kalırsak hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız.'' Zaman süre vermiyor ama hikayemi tamamlayacağım diyor. Son mesaj. Tabii ki bu süre zarfında eğer gereği yapılmazsa yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz de elbet olacaktır. Beni sevdiği için dua edenlere, beni sevmediğinden dolayı sadece çocuklarıma ve aileme iyi dilek dileyenlere tüm kalbimle teşekkür ederim. Bir umuttur yaşamak demiş. Burada da tamamen kendisini sevenlere veya halka verdiği bir mesaj var. Eğer gereği yapılmazsa yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz elbette olacaktır diyerek elbette işte Süleyman Soylu kastettiği ve diğer işte Demirören vesaire diğer konulara dikkat çekiyor. Bir kere daha hatırlatalım. Alişer Delek en doğru istihbaratı vermişti. Sedat Peker bu tweetleri atmadan 2 saat kadar önce e, basın danışmanı Sedat Peker'in Emre Olur'la görüşmüştü ve Dubai'de kaldığı konuttan Birleşik Arap Emirlikleri polisleri tarafından Türkiye saatiyle 12'de alındığını kendisini bir yere davet ettiklerini söylemişti ee, yanına elektronik cihaz almamasını istiyorlar telefon vesaire ve Sedat Peker bu daveti kabul ediyor ee, Türkiye saatiyle 22.16 itibariyle de Sedat Peker hala evine dönmemişti ama biraz evvel de söyledim Türkiye saatiyle e, 24.22 itibariyle yani 22.16'dan 2 saat sonra evine dönmüş Emre Olur Sedat Peker'in gözaltına alınması ya da öldürülmesi dahil endişeli olduklarını söylüyor. Şimdi Sedat Peker kibar karşılandığını, sohbet ettiklerini, karşılıklı konuştuklarını, isterse ülkede kalmaya devam edebileceğini e, söylendiğini, suikast ihbarlarının iletildiğini filan söyledi. Durumu biraz yatıştırdı kendi ifadeleriyle ama basın danışmanı diyor ki gözaltına alınması ya da öldürülmesi dahil endişeliyiz. Evet ve aynı basın danışmanı Sedat Peker evine gelmeden e, muhtemelen yarım saat bir saat önce paylaştığı şu tweette sağlıklı bir şekilde yaşadığı konutuna dönebilirse hepimiz sağlıklı ve net bilgiyi kendisinden alacağız elimizden gelen tek şey dua ederek süreci takip etmek yani hem Alişer deleye verdiği yaptığı açıklamada hem de attığı tweette Peker'in sağlığından endişe ediyor Emre olur. Ee, ve ailenin de endişeli olduğu söyleniyor. Çünkü konutla sürekli Sedat Peker'in konutuyla yani Sedat Peker'in eşiyle sürekli irtibat halinde bir komünikasyon var. Ee, dolayısıyla Emre Olur'un Sedat Peker'in gözaltına alınması ya da öldürülmesi dahil endişeli olduklarını söylemesi bir anlamda ailenin görüşü de olabilir. Ama e, Sedat Peker şu attığı altı tweette... E, hatta ilkinde hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk. Ne bileyim, bana kibar şekilde davrandılar falan gibi cümlelerle tamam bunu yalanlıyor ama ailenin endişe ettiği, başına bir şey geldi, aldılar, öldürecekler mi, kaybedecekler mi gibi endişelendiğini biz Emre Olur'dan yani Sedat Peker'in basın danış Sedat Peker'in e, bas basın danışmanı olarak kendisini tanıtan kişiden öğreniyoruz. Ali Şerdelik e, haliyle e, akşamın en çarpıcı gazeteciliğini yaptı. O arada e, Peker neden Dubai'de kendini güvende hissediyor? 24 Mayıs 2021 tarihli bir analize götüreceğim sizi. Ömer Murat eski bir diplomat. Onun yazdığı bir analiz neden Dubai'yi tercih etti ve neden Dubai'de mesela bugün bunlar yaşandı? Bununla ilgili çok önemli ipuçları veriyor. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin Erdoğan iktidarının etki etme gücü en düşük ülkelerden biri sayılabileceğini, Peker'in bunun farkında olarak akıllı bir tercihte bulunduğunu söylüyor. Yine Mısırla Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkileri çok yakın, onlarla arayı düzelttik diyorsanız beni de aldırırsınız demişti bir sohbetinde. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye bölgede Orta Doğu'da en uzak ülke olduğunu düşündüğü için orada. Evet. E, bu arada Sedat Peker'in bölgesel dengeleri bildiği gerek Türkiye'nin Erdoğan'ın Mısırla pozisyonu gerekse Suudi Arabistan'da pozisyonunu değerlendirdiği e, göz önünde bulundurulmalı. Evet. Şu paragrafı da çok kısaca okuyacağım. Birleşik Peker'in Birleşik Arap Emirliklerine gitmesi orada Erdoğan'la veya kendisinin yakın olduğu yakın olduğu söylenen ulusalcı yapılanmayla bir danışıklı dövüşün söz konusu olmadığını açıkça gösteriyor. Özellikle ailesine yönelik polis operasyonundan itibarını bitirmeye dönük bir hedef güdüldüğünü, bundansa artık tamamen tasfiye edilmesine karar verildiğini veya kendi jargonlarıyla ifade edersek kaleminin kırıldığını anlayan Peker, kapağı Birleşik Arap Emirliklerine yani Dubai'ye atmayı başararak Tarantino'nun Kill Bill filmindekine benzer bir intikam operasyonunu yürütecek konuma yükseldi. Kendi açısından dünyada daha rahat hareket edebileceği muhtemelen başka bir ülke gösterebilmek zordur. Listede ilk hedef alınan isimler adım adım Erdoğan'a yaklaşılacağına ilişkin şüphe bırakmıyor ama onun için finali yani kilbiliği beklememiz gerekecek demiş. Bu yazının detayında da neden Dubai'yi seçtiğine ait dair Ömer Murat'ın e, analizleri var. Oradan bakılabilir. Sosyal ağlarda e, Peker'in ortaya çıkması üzerine "Evime döndüm." demesi üzerine 12 saatlik gözaltının alt, ardından yaklaşık yorumlar var. Birkaçını paylaşacağım. Can Dündar, Interpol'ü her muhalif için kullanmaya kalkarsanız hiç kimseyi alamazsınız. Böyle bir misafiri de kimse kaybetmek istemez demiş. Sedat Peker'in iki numaralı e, tweetinin üzerine. Şahsımda, şahsım hakkında herhangi bir Interpol, Interpol kararı yok tweeti üzerine. Böyle bir misafiri kimse kaybetmek istemez diyor Can Dündar. Mehmet Altan came back demiş. Evet. Bir anlamda oyun kaldığı yerden devam ediyor. Nerede kalmıştık? Esasen onu Süleyman Demirel'in veciz cümlesi, belki o Keynbeck'in meali olabilir. Nerede kalmıştık? Cevheri Güven, tahmin edildiği üzere Peker'in yakalandığı ve Türkiye'ye getirildiği haberi yalan çıktı. Zaten Dubai'ye büyük garantiler alarak gitmişti ama yalan haberin kurgulanış ve yayılış biçimi, bize çok şey söylüyor. Ankara için kav Ankara içi kavga alevleniyor demiş. Yani Dubai üzerinden kopartılan bugünkü fırtınanın e, kurgulanış ve yayılış biçimi bize çok şey söylüyor. Ankara içi kavga alevleniyor diyor. Evet, e, Sedat Peker Dubai'de ifadeye çağrılmış olabilir. Kendisine işte polisler davet edip kendi güvenliğiyle alakalı karşılıklı sohbette muhabbette bulunmuş olabilirler. Daha sonra da evine bırakmış olabilirler. Yanına da telefon alma falan demiş olabilirler. Bu ayrı bir hikaye ama öbür tarafta Cevher Güven'in kastettiği olayın Türkiye'ye yansıması itibariyle Ankara içinde şiddetli bir kavga olduğu e, yorumu taşıyor. Yalan bir haberin kurgulanması ve köpürtülmesi. Mesela şu fotoğrafı dolaşıma soktular. Sağdaki fotoğrafı. işte Dubai'de Sedat Peker böyle paketlendi diye. Halbuki bu fotoğraf soldaki fotoğrafın fotomontajı. Soldaki fotoğraftaki kişinin işte kellesi uçurulmuş yerine Sedat Peker'in başı konmuş. O da kim? Dubai'de tutuklanan uyuşturucu kaçakçısı Michael Paul bilmem kim. Evet. Cevheri Güven bunu kastediyor. Yalan haberin kurgulanış ve yayılış biçimi bize çok şey söylüyor derken. Savaş Genç devamla konuşacak itiraflarda ve ifşaatta bulunacaksanız her halükarda batılı gelişmiş ve çoğulcu bir demokrasiyi tercih edeceksiniz diyor. Haksız değil. O arada Kerimhas Erdoğan'ın Libya'ya heyet göndermesi, Akar'ın Libya açıklaması, Erdoğan'ın Litvanya-Letonya liderleriyle buluşması, Afrin'deki saldırı, Erdoğan'ın Azerbaycan'a gitmesi, Sedat Peker operasyon sanki bana hepsi Erdoğan'ın Biden'la zirve hazırlıkları gibi geliyor demiş. Üzerine not düşen Yavuz Baydar, teyitsiz de olsa yazmıştım tekrar edeyim. Bir kaynağa göre S400'ler Bakü'ye teslim edilecek. Makul çözüm ve kuyudan çıkış olarak olarak göreceğiz diyor. Evet. Önümüzdeki aylar, haftalar enteresan gelişmelere gebe. Yine e, Sedat Peker'in ortaya çıktıktan sonra paylaştığı 6 tweet'ten sonuncusu. Yani diyor ki: "Beni sevdiği için dua edenlere, beni sevmediğinden dolayı sadece çocuklarıma ve aileme iyi dilek dileyenlere tüm kalbimle teşekkür ederim. Bir umuttur yaşamak." tweetine Ömer Murat biraz evvel Kronos'taki yazısını aktardığım eski diplomat adamın çok keskin bir siyasi zekası var. Kitleleri nasıl avlayacağını çok iyi biliyor diye not düşmüş. Adil Serdar Saçan 12 Haziran akşamı paylaştığı tweette keser döner sap döner gün gelir hesap döner diyerek Sedat Peker'in Sedat Peker operasyon veya Türkiye iadesi konusuna sanki göndermede bulunmuştu bilemiyoruz ama şunu hatırlatalım. Sedat Peker'in ekrana gösterdiği bir kağıt vardı ya işte orada bilmem kaçıncı maddede Suriye'ye satılan silahlar konusu sonra da o konuya girmemiş 3 video ertelemişti. İşte o listenin en sonunda Adil Serdar Saçan'ın ismi yazıyordu ama o konuya henüz gelmedi Adil Serdar Sarçan acaba bu konuda ne söyleyecek merak ediyor bilmiyorum. Ee, o da belli ki Sedat Peker'in bir an evvel susturulmasını savunan cephede eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Müdürü efendim kendisi. Evet polis şefi. Bir kişinin hakkını verelim o da eski İstanbul İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Mesut Yılmaz. Twitter, Twitter'da aktif, YouTube'da kimi yayınlarda da mutlaka rastlamışsınızdır. Bir tespit ve tahmin Sedat Peker ortaya çıkmadan yapmıştı ve aynen çıktı biliyor musunuz? Diyor ki, Birleşik Arap Emirlikleri devlet olarak Sedat Peker'le hem güvenliği hem de anlattığı uluslararası suçlarla ilgili görüşüyordur. Hem güvenliğini hem de anlattığı uluslararası suçlarla ilgili görüşüyordur. Bu suçları alakadar eden ülkelerin ilgili kurumları da bilgisine başvuruyordur. Sonuçta Birleşik Arap Emirlikleri bir çadır devleti değil. Evet. Ayrıca Peker'in attığı güvenliği ile alakalı tweetlerden dolayı ülke imajı açısından da rahatsız olmuş olabilirler. Görüşmeler devam ediyordur diyor. Sedat Peker'in tweetleri de aynen bu minval üzere. Mesut Yılmaz gerçekten e, ciddi mühim bir öngörüde bulunmuş dediği neyse doğru çıktı. Orada bir kere daha hatırlatalım. Hafta arası atmıştı bu tweet'i Sedat Peker. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Silivri cezaevinde tutuklu Sedat Peker'i ziyaret ediyor ve kendisiyle pazarlık yapıyor. Evet. Bu pazarlığın ne olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen Sedat Peker anlatacak. Tır. Son bir not G7 zirvesinin İngiltere'de yapıldığı kapanışında ABD Başkanı Biden yolsuzlukla mücadele konusunda anlaştık. Yolsuzluk hükümetlere zarar veriyor. Paravan şirketler ve kara para aklama sorunlarına el atacağız diyor. Devamla. İngiliz çıkışlı Bloomberg zehir zemberek bir baş yayınlıyor ve diyor ki Biden Erdoğan'la görüşmesinde NATO'da artık istenmediğini açıkça belirtmeli. Türkiye'den stratejik askeri varlıklar çekilmeli, silah satışları durdurulmalı, ekonomik yaptırımlar uygulanmalı. Evet, böyle bir atmosferde Joe Biden Tayyip Erdoğan görüşmesine de gidiliyor efendim. Sedat Peker'le ilgili sıcak yayınımızı böylelikle sonlandırıyoruz. Gerçekten son derece hareketli bir pazar günü yaşandı. Sedat Peker yaklaşık 12 saat öğlen saatlerinde Türkiye saatiyle Dubai'deki konutundan Dubai polisleri tarafından, emniyet güçleri tarafından veya istihbarat güçleri tarafından bilemiyoruz, alındı. Bir yerde misafir edildi 10-12 saat ve 10-12 saat boyunca karşılıklı sohbet edildi diyor ama belli ki sorgulandı, bir şeyler söylendi, bir şeyler alındı. Suikast ihbarları kendisine iletilmiş Sedat Peker'in ve hakkında herhangi bir interpol kararı olmadığı için de Dubai'de rahatlıkla kalabileceği, isterse başka ülkeye de gidebileceği kendisine söylenmiş. Gayet nazik beni ağırladılar. Sonrasındaki yayınlarımı da aynı şekilde yapmaya devam edeceğim dedi Sedat Peker. Eğer taleplerim yerine getirilmezlerse onlarda günlerini onlara da günlerini göstereceğim minvalinde tweet'i bitirdi. Evet, Serhat Peker'in kaybolup tekrar bulunma öyküsüyle geçti 13 Haziran pazar günü. Bakalım önümüzdeki hafta nelere gebe. Takipte kalın efendim. Hoşçakalın.